Arkadaşlar merhaba. Bugün size büyük bir harita göstereceğim. Çok basit kurulumu olan ama çok büyük bir harita. Yani 15-20 tane haritayı bir araya getirip oluşturulabilecek bir kombinasyon kadar büyük bir harita bu. Kurulumu çok basit. Tek bir dosya indireceksiniz. Onun içindeki modları mod klasörünüze atacaksınız. Hepsi bu kadar. Bu mod Mario Map. Mario Map'ı ETS'ye eskiden beri oynayanlar bilirler. Oldukça büyük bir haritaydı. Fakat ben daha önce Mario Map'ı hiç paylaşmamıştım. Çünkü bazı sektörleri bazı harita yazarlarından izinsiz yayınlanıyordu. Ama şimdi bütün yazarlardan izin alınmış ve 1.39 sürümüne güncellenmiş hali yayınlandı. Onu paylaşacağım. Şimdi arkadaşlar dedim 9 dosyadan oluşuyor. Bunları şimdi gördüğünüz gibi birden 9'a kadar sıralayacaksınız. Birinciden 6'ncıya kadar olan dosyalar zorunlu. Sadece şu üstteki 9, 8 ve 7 numaralı haritalar isteğe bağlı. Eğer isterseniz kurabilirsiniz. Bir Kuzey Amerika, Güney Amerika, bir de Rusya'nın bir bölümü var burada. Ama tamamını kurarsanız daha iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü bu bölgelerde de oldukça güzel yollar var. Şimdi arkadaşlar harita dediğim gibi oldukça büyük bir harita ve güzel de bir harita. Fakat grafik kalitesi oldukça düşük. Kaplamalar, prefabrikler çok eski. Onu hemen söyleyeyim. Şimdi haritaya bir bakalım. Bir yandan da anlatayım size. Haritamız bu. Burada TSM map'tan hatırlayabilir TSM map'ı oynayanlar. TSM map'ın Avrupa bölümü var. Afrika bölümü var. Bunun dışında Brezilya var. Kuzey Amerika ve Güney Amerika var. Japonya'da küçük bir bölüm var. Türkiye'nin yine küçük bir bölümü var. Ege bölgesi ve Batı Karadeniz bölgesinin bir kısmı. Rusya açık alanlar haritasının bir kısmı var. Morozov haritası diye bir harita var. O haritanın bölümleri var yine. Harita gördüğünüz gibi oldukça büyük bir harita. Oldukça güzel yollar var. Yani kamyon kullanmaktan zevk alacağınız yollar var. Ancak dediğim gibi oldukça eski prefabriklere ve dokulara sahip. Bu yüzden grafik kalitesi oldukça düşük. Ama bugün mevcut haritalarda da yani kombinasyon yaptığımız haritalarda da birçok bölümde böyle düşük kaliteli yerler var. Mesela Avrupa'da Almanya, işte Hollanda gibi yerlerin prefabrikleri oldukça eski. SCS bile hala buraları yenilemedi. Örneğin İngiltere olduğu gibi duruyor. O yüzden hani onları kullandığınıza göre bunları da kullanabilirsiniz. Haritaları görebilirsiniz. Şimdi yük pazarı böyle. Oldukça uzak mesafeli yükler bulabilirsiniz. Benimki kısa mesafelere ayarlı olduğu için en fazla 7000 kilometre gösteriyor ama 14-15 bin kilometre mesafeli kargolar bulabilirsiniz. Tabi bu yani 1000 kilometrenin yaklaşık 1 saat sürdüğünü düşünürseniz 10 bin kilometrelik bir yol 10 saat falan sürecektir. O yüzden o kadar uzun mesafelere gider misiniz bilmiyorum ama burada çok uzun mesafelere yük bulmanız mümkün. Şimdi bir de yolculuk kısa bir yolculuk videosu ekleyeceğim şimdi. Bu yolculuğa da bir bakalım. En azından bir fikir sahibi olursunuz. Hangi yollarla karşılaşacaksınız? Grafikleri nasıl? O konuda bir fikir sahibi olursunuz. Evet arkadaşlar, haritanın çok küçük bir bölüm bu. Afrika'da bir kısım. Burayı daha önce de ziyaret etmiştim. Bu yol oldukça hoşuma gitmişti. O yüzden burayı seçtim. Grafikler gördüğünüz gibi. Yani çok son gelişmeleri içermiyor. Dokular ve prefabrikler olarak.
Ama hiç mi oynanamaz? Evet, oynanabilir. Yani keyifli bir yolculuk yapabileceğiniz çok harika düşünülmüş yollar var. Avrupa içinde, Brezilya'da, Güney Amerika'da, Kuzey Amerika'da çok yerler var. Rusya'da çok güzel yerler var, emin olun. Yolları çok güzel düşünmüşler. Yani böyle hani uzun yol şoförü olduğunuzu hissedebileceğiniz yollar var. Öyle söyleyeyim. O yüzden yollardan keyif alırsınız. Ama benim gibi grafik takıntınız varsa o zaman biraz zor. Ben mesela şimdi şu haritayı yükleyip de yolculuk yaparken içim kaldırmadı. Şu dokuları falan görünce. Çünkü çok eski görünüyor, ETS gibi. Ama maalesef böyle büyük bir haritayı güncellemek, bütün şehirlerin yollarını elden geçirmek bir kişi için imkansız denecek kadar zor. Çünkü 240-250 tane çalışanı olduğu iddia edilen SCS bile henüz bir Avrupa'yı yenileyemedi. Bu son dereceler çok güzel ama Avrupa içler acısı bir durumda. İngiltere hakeza öyle haritada. Henüz SCS bile onları güncellemeyi becerememişken bir kişinin böyle çok büyük bir haritayı baştan aşağı güncellemesi imkansız. O yüzden bu kaliteye katlanmak zorunda kalacak insanlar, yani biz. Arkadaşlar, bu harita için hangi DLC'lerin gerektiğini şu anda bilmiyorum. Apar topar hazırladım bunu çünkü şu anda sabah 5.30. Henüz daha videonun montajı falan yapılacak. Oldukça uzun bir zaman ama videonun açıklamasında hangi DLC'lere gerektiğini yazacağım. Oradan bakarsınız. Gerçi en son DLC'leri istemeyecektir büyük ihtimalle ama bu yeni DLC'lerin olduğu bölgelere gidip bakmadığım için haritada belki o bölgeleri orijinal haritadan çıkartıp da sadece DLC'leri bıraktıysa o zaman DLC'leri kullanmanız gerekebilir ama emin değilim. Video açıklamasına o konuyla ilgili öğrendiğim şeyleri de yazacağım. Oradan bakarsınız. Ona göre kurmak isterseniz kurarsınız. Arkadaşlar, şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.